Hasta-hekim ilişkisinde gizlilik çok önemli. İstanbul Protokolü ile beraber de cezaevlerinde mahpusların bu hakları bir şekilde kayıt altına alınmış durumda. Buna göre normalde fiziksel olarak bir hastaneye götürülen mahpusun muhafazalı bir odada hekimle baş başa kalıp muayene olabilmesi gerekir. Türkiye'de bu hak bile ihlal edilirken üstüne doktoru görmediği sanal ortamda ve kayıt altına alınan bir ortamda muayene ediliyor, tırnak içinde ediliyor olması, ki buna muayene diyemeyiz, sadece sözsel bir iletişim diyebiliriz. Tamamen insan haklarına aykırı bir tutum, hasta haklarına aykırı bir uygulama. Tıbbi olarak da aslında hastanın kendi derdini anlatabileceği, hekimin de o hastayı muayene edip fiziksel bulgularını bizzat saptayabileceği olanakların ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Hastanın hekimle yalnız kaldığında anlatacağı şeylerin içeriği birdenbire değişebiliyor. Kendi derdini daha rahat anlatabiliyor ve sorunları hekim daha rahat görüp çözümle ilgili çok daha doğru adımlar atabiliyor. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle beraber rutinde, işte hastanelerde de görüntülü konuşmayla hasta muayenesi ile ilgili bazı süreçler yaşanıyor. Bununla ilgili de işte etik kurul kararlarımız var. Bunun özellikle kişisel bilgilerin güvenliği, hasta haklarının ihlali anlamına gelebilecek uygulamalar olduğunu ifade ediyoruz. Cezaevlerinde devletin gözetimi altındayken bu ihlallerin daha derin olacağı ve sürekli takip edileceği, oradaki konuşulan şeylerin kayıt altına alınmasıyla beraber sadece fiziksel sorunlar için değil, yani psikolojik sorunları, dertleri, varsa kötü muamelenin ifade edilmesi, varsa kötü muamele ile ilgili sonuçlar, fiziksel sorunların hekime ifade edilmesini de engelleyeceğini düşünüyoruz. Mahpus bunu bilecek tabii. Yani bu konuşmayı yaparken evet bunun kayıt altına alındığını bilecek ve kendini sınırlayacak. Yani anlatmayacak. Sorunu da çözemeyecek. Hekim açısından da mahpusluk koşullarını, cezaevi koşullarını sorgulayan sorular sormaktan kaçınılmış olacak. Dahiliye açısından da muayene dokunmaya ve dinlemeye dayanır. Uzaktan bir mesafeyle sadece yakınmaların dinlenmesi değil. Dinleme derken muayene aletleriyle dinleme. Yani bu elimde gördüğünüz stetoskopla akciğerlerini dinleyeceksiniz. Kalbini dinleyeceksiniz. Karnınızı dinleyeceksiniz. Çünkü dahili problemler burayla ilgilidir. Hastayı muayene etmeden, dokunmadan ve organlarını dinlemeden dahili bir sorunu anlayamazsınız ve bunu çözemezsiniz. Tecridi daha da derinleştirecek bir uygulama. Yani dışarıyla temas alanını, zamanını, mahpusların haklarını budayarak bu zamanı yok etme girişimi. Yani aylarca sıra bekleyen mahpuslar olduğunu biliyoruz. Muayene için sıra bekleyen, beraberinde tetkik için bekleyen, yani muayene oluyorsunuz, tetkik alınıyor, sonra ring aracı yok diye tetkiğe de götürülmeyen mahpuslar oluyor. Bir türlü sonuçlanmayan tetkik ve tedavi süreçleri var. Hasta mahpuslar var. Yani hasta mahpuslar, cezaevinde kalmaması gereken hasta mahpuslar var. Evet, bunların daha sık doktor kontrolüne gitmesi gerekiyor. Daha ciddi tedaviler alması gerekiyor. O zaman hasta mahpusları neden cezaevinde tutuyorsunuz? Uluslararası sözleşmeler var, taraf olunan sözleşmeler var. Bu sözleşmelere sadık kalınıp fiziksel koşulların ve imkanların mahpusların, hasta mahpusların tedavi ihtiyaçlarını giderecek şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz. Yıllardır da bunu savunuyoruz. Temennimiz bir an önce bu tür uygulamalardan geri dönülmesi ve hasta mahpusların tedavi olanaklarının güçlendirilip tecritte dayalı uygulamaların ortadan kaldırılmasıdır.